Yassıcalar takım adaları, Fethiye ve Göcek'in komşu oldukları, Fethiye Körfezi'nin adeta simgesi olmuş bir adalar topluluğudur. Yassıca adaları ya da bilinen diğer adı ile Yassıcalar. İrili ufaklı birçok adadan oluşan Yassıca adaları, korunaklı yapısı ve doğal güzelliği ile günübirlik tekne turları ve konaklamalı mavi yolculuk turları için biçilmiş kaftan. Fethiye Yassıcalardaki bazı adalar o kadar küçük ki eski denizciler tümüne birden tek isim vermiştir. Yassıca Adası, Ölü Deniz Kumburnu plajına benzemesi, uç kısmında çocuklar ve yüzme bilmeyenler için doğal bir havuzu olması ile dünya çapında ün kazanmıştır. Doğal havuzda gönül rahatlığı ile çocuklarınızın yüzmelerine izin verebilirsiniz. Ayrıca adadan adaya yüzme merakı olanlar için de Yassıcalar çok uygun. Yaklaşık yarım saatlik yüzme Yassıca adalarından birkaçını dolaşabilirsiniz. Üzerinde hiçbir yerleşimin olmadığı, mavi ile yeşilin buluştuğu bu şirin Fethiye Adası, tatiliniz süresince görülmesi gereken yerlerden biri. Fethiye Yassıcalardaki bazı adalar o kadar küçük ki eski denizciler tümüne birden tek isim vermiştir. Yassıca Adası, Ölü Deniz Kumburnu plajına benzemesi, uç kısmında çocuklar ve yüzme bilmeyenler için doğal bir havuzu olması ile dünya çapında ün kazanmıştır. Doğal havuzda gönül rahatlığı ile çocuklarınızın yüzmelerine izin verebilirsiniz. Ayrıca adadan adaya yüzme merakı olanlar için de Yassıcalar çok uygun. Yaklaşık yarım saatlik yüzme Yassıca adalarından birkaçını dolaşabilirsiniz. Üzerinde hiçbir yerleşimin olmadığı, mavi ile yeşilin buluştuğu bu şirin Fethiye Adası, tatiliniz süresince görülmesi gereken yerlerden biri. Bir bölgede deniz seviyesinin göreceli değişimleri, öz tersi bölgesel tektonizma ve sedimentasyon oranına bağlıdır. Eğer deniz tabanı tektonik olarak çöküyor ve aynı zamanda östatik deniz seviyesi de yükseliyorsa, deniz seviyesinde göreceli bir yükselme görülecektir. Bununla beraber bölgesel sedimentasyon oranındaki fazlalık, deniz seviyesinin göreceli düşüşü ile sonuçlanarak tektonik çökme ve östatik yükselme oranlarını geçebilir. Östazi, tektonizma ve sedimentasyon değişkenlerinden birinin etkilerini ayırmak için diğer iki değişkenin oranı ve büyüklüğünün yaklaşık olarak bilinmesi gerekmektedir. Kuvaterner buzullarının östatik deniz seviyesi değişimleri üzerindeki etkileri, derin okyanus sedimanlarında korunmuş bentik ve planktik foraminiferlerden elde edilen 180 ila %60 oranındaki değişimler ile kanıtlanabilir. Yüzlerce yıl sahip olduğu verimli topraklar nedeniyle insanlık tarihinde önemli izler bırakan bu coğrafyada deniz seviyesi yükseliminin göstergelerini taşıyan su altında kalmış çok sayıda mimari unsur yer almaktadır. Antik Karya'nın tam ortasında yer alan Fethiye Körfezi, bölgedeki tarihsel zenginliği ve su altında kalan mimari yapıları ile jeoarkeolojik alan statüsündedir. Günümüzden 4000 ila 5000 yıl önce son buzul döneminden buzul arası döneme geçişin son evreleri yaşanmış ve buzulların erimesi durmuştur. Bu dönemde deniz seviyesindeki hızlı yükseliş son bulmuş ve hemen hemen günümüz konumunu almıştır. Sahanın doğa jeolojisi yönüyle de her türlü maddi ve manevi değerler bütünü olan kültür toplumsaldır, öğrenilir, değişebilir, aktarılır, süreklidir, ihtiyaç gidericidir, kurallar sistemidir ve bütünleştiricidir. Belli bir doğal çevrede yaşayan insanoğlu, bu çevrede ihtiyaçlarını gidermenin ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulmanın yollarını araştırır.